Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün gençler birlikte bayağıdır düşündüğüm bir şey yapmak istiyorum. Bugün gençler bu videomuzda sizlerle birlikte zeka testi yapacağız. Bakalım biz ne kadar zeki. Siz de videoyu izlerken bu testleri benimle birlikte devam etmeyi unutmayın. Bakalım siz de kendinizi test etmiş olursunuz. Zaten size siteyi de gösteririm, kendiniz de girip yapabilirsiniz. Şimdi gençler fazla zaman kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Bakalım ne kadar zekiyiz, yoksa bakalım geri zekalı mı çıkacağız, göreceğiz. Neyse gençler, hadi videoya geçelim. Hadi başlayalım. Gençler, gördüğünüz gibi şu an sitemiz burada mental up zeka testi diye yazarsanız Google'a size direkt bu siteyi vererek güzelce zeka testinizi yapabilirsiniz. Şimdi siz de benimle beraber başlayın. Evet, başladık. Yani videoda siz de bakalım zekanızı ölçün. Şimdi yükleniyor. Devamı içinde dediğim gibi videoyu ben unutmayın. Evet, şimdi güzel de müzikle başlıyoruz. Görüntülen resimler aklınızda tutulmuş. Tamam. Sarı top. Ağaç. Evet. Telefon yeşil. Mor balon. Çift. Tamam, dolap. Siz de aklınızda tutun benimle beraber. Turuncu. Tamam, beyaz şey. Bu ne lan böyle? Evet, yeşil bulutçuk. Bir tane market. Tamam, şimdi basketbol topuydu. Ağaç neydi abi? Olan ağacı unuttum ya. Ağaç buydu. Evet, buydu. Güzel. Abi buydu eminim. Evet, buydu. Yeşil miydi? Yeşildi. Görsel hafızam da iyidir yani. Şimdi şey demeye, mor balon. Çift çekmece. Nerede? İşte. Tamam. Evet, bunu unuttum. Bu muydu? Vallahi buydu lan. Turuncu kalem. Güzel. Daha hiç yanlış yapmadık. Beyaz tava. Bu değişik şey. Yeşil bulutçuk. Bu ne çıkıyor dakikaya? Bir de buydu abi. Bitti mi? Hepsini bildik geçer. Görsel hafızamız, hafızam iyiymiş. Siz de full yaptıysanız anket yaparım belki, ya da yorumlar yazarsınız. Yorumlar birkaç videodur kapalı. Öyle gerekti yani. Bundan sonra açacağım. Resmi aklınızda tutun diyor. Bir dakika. En sağ en altta şey. Nereye bakıyor lan bu? Söyleme. Ay, başla gitsin ya. Bir önceki resim ile bu resim aynı mı, farklı mı? Farklı. Bir önceki resim, bu resim aynı mı, farklı mı? Farklı. Bak, bu. Bu da farklı. Bu da farklı abi. Bu ne oğlum? Bak, bu aynı. Bu aynı. Farklı. Farklı. Aynı. Aynı değil mi lan? Yok, bu da farklı. Aynı. 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 Farklı. Ah, aynı diyecektim ha. Vallahi reflekse gitti. Farklı. 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 Ulan bu ne ya, farklı bu. Aynı. 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 Farklı. Evet, süre bitti. Güzel gittik. Vallahi bence bayağı gittiğimizi düşünüyorum. Renk karmaşası. Şöyle hemen başlayalım. Yukarıdaki kelimenin yazı rengini işaretleyiniz. Ne demek yani bu? Yazı rengini işaretleyin. He. Kırmızı ne yazılmış? Morla abi. Bir daha morla yazılmış. Mor siyahla yazılmış. Yani geçe yazılış rengini bulun diyor. Mor. Sarı yazılmış. Kırmızı. Kolay bunlar. Bunlar kolay şeyler. Bu da mor. Sarı. Ne bu? Bak, aklınızı çok karıştırıyor. Sarı yazılmış. Kırmızı. Kırmızı. Ah! Görür müsün değil mi? Acayip bir şey, gerçekten değişik. Siyahla yazılmış. Sarı sarıyla yazılmış. Yeşil. Mavi. Siyah. Sarı. Güzel gidiyoruz aslında. Bakalım, bayağı iyi çıkabilir sonuç. İnşallah sonucu da verirdir. Siyah. Mor. 9 saniye. Biraz daha uzanalım. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Ah. Yeşil. Evet, süre bitti. Şimdi sıra 4.'ye geldi. Bakalım bu neymiş. Şöyle geçelim. Kulenin üstten görünümünü bulunuz. Kulenin üstten görünümü. Tam bana göre. Tam bana göre. Üstten görünüm. Bakalım.
Evet. En aşağıya bakalım önce. En aşağıya bak. Bu elendi. Bu mu? Evet, bu. En aşağı, ilk en aşağı bakın geçer. En aşağı pembe. Bak bu değil, bu değil. Bu. İlk en aşağıya bakın, daha sonra en üste bakın. Zaten sonuç ortaya çıkıyor. Bu değil abi. Aa bak, bu biraz değişik. Bu mu? Ah be, oymuş lan. En aşağıdaki kahverengi. Bir üstü. Bu. Evet. Güzel. Bu ne lan? Bu çok benziyor ama. En üstteki, en aşağıdaki sarı. O değil. O değil. Bu. Hadi be. Ulan yine karıştırdım bak. Ay tamam, o. Bir üstteki sarı. Bir üstteki turuncu. Bu mu? Ulan ben buna iyi değilmişim ya. Dur bir tane sallayalım hemen. Doğru bulduk. Tamam. Bari sonuncu doğru buldum. Sırada geçen sonuncu var. Bakalım sonuncu neymiş. Çok merak ettim şu anda. Alt sıradaki nesneyi üstteki oyun seçeneğe taşıyıp eşleştirin. Tamam. Bir saniye, hemen başlayalım. Bu bununla. Tamam. Güzel de bir ses veriyor. Bu bununla. Bu bununla. Bu kare ne lan? Bununla mı? Evet. Bununla. Bununla abi. Bu mu? Bu ne oğlum ya? Değişikmiş bu. Bununla. 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 Güzel. Bununla. Bununla. Yıldızlı yok ki burada. Bu mu? Bu mu? Oğlum yıldız yok burada. Bu mu? Allah Allah. Değişik biraz. Yuvarlak diyor şimdi de. Oğlum çok değişikmiş lan. Allah, garip bu biraz. Mavi. Pembe. Yeşil. Mor. Mavi. Nokta nokta. Süre bitti. Evet gençler, şimdi sonuçları alıyoruz. Sonuçları, yaşlarını karşıladım. Daha fazla zeka testi hazırsan başla. Ama önce bir bakalım. Bunlar gençler 100 üzerinden herhalde. Hafıza 120. Sözel, mantığım 93 puan. Yok, 100 üzerinden değilmiş. Kaç üzerinden bu? Bu IQ testi mi oğlum? Bu kaç üzerinden değerlendiriliyor onu bilmiyorum. Ama puanımıza, hafızamıza 120, mantığa 93 vermiş. Sözel 60. Sözelim zaten, aslında ben sözelim iyidir. Yani sözelerde görsel olarak algılanıyor burada. Dikkat 100 üzerinden 79 demiş herhalde. Dikkat 100 üzerinden hesaplanıyordur. Güzel. Bence sonuçlar çok kötü değil. En azından gerizekalı değiliz büyük ihtimalle. Bana öyle geldi. Çünkü çoğunu doğru bildik. Yani %80'i falan bana kesin doğru gibi geldi. Gördüğünüz gibi 60'tan fazla beyin egzersizi. Çocuklar için de kişiye özel eğitim gibi değişik faktörler de var. Burada siz de girip yapabilirsiniz. Neyse gençler, bir sonraki videoda görüşürüz. Zekamız iyiymiş. Kötü değilmişiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yaptığınız puanı aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.